Kaçışın Ötesinde Final Bölümü. Yolun beni daha önce görmediğim yerlerden geçireceğini düşünmüştüm. Belki bir şeyler değişmiştir diye umut etmiştim ama hayır. Sob hiçbir şeyi değiştirmemişti. Tabii bir şey hariç, yaratıklar. Sık ağaçların arasından geçerken beni öldürmeye çalışan, vücutları su kadar akışkan, ağaçlar arasında hızlıca hareket edebilen gölgeleri andıran yaratıklar etrafımı sardığında mahvolduğumu sanmıştım. Üzerimdeki kıyafetler medusalarla olan mücadelemde zar zor dayanmıştı. Ve şimdi bu sıvı yaratıkların sudan oluşan kamçıları ise giysilerimi parça parça etmeye yetmişti. Onlardan kaçarken kendimi içi boş, dev bir kütüğün içerisinden yokuş aşağı kayarken buldum. Kütüğün içinde yavaşlayıp çıkışına vardığımda ayaklarım nemli toprağa dokundu. Biraz olsun rahatlamıştım. Çünkü artık yaratıkların ormanda ilerlediklerini ve benden uzaklaştıklarını duyabiliyordum. Çimenlerin ezilmiş olduğu, belli ki bir süre önce birilerinin gidip geldiği yoldan yürümeye başladım. Daha önceki deneyimlerimden hatırladığım kadarıyla bu yol beni gitmem gereken kuleye ulaştırmalıydı. Ezilmiş çimenlerin kenarlarında, palmiye ağacı büyüklüğünde cam kadar keskin ama bir o kadar dayanıksız yaprakları olan bitkilerin arasından geçiyordum. Daha fazla ilerlemeden önce bu bitkilerin geniş ve sivri yapraklarından birkaçını kopardım ve cebime koydum. İçten içe işime yararlar diye umuyordum. Hafızamın derinliklerinde bunların tehlikeli şeyler olduğunu hatırlıyordum ama ne işe yaradıkları benim için bir muammaydı. Ezilmiş çimenler bir süre sonra dağılıp kendini kuru toprağa bıraktığında temkinli gitmeye karar verdim. Karanlık da epey bastırmıştı. Artık yeşil ağaçlar sonsuz ve ışıksız olan gece siyahlığında ayırt edilemiyordu. Çok geçmeden korktuğum şey başıma gelmişti yine. Başka yaratıklar da beni doğduğuma pişman etmek için gelmişti. Gök yarıldı. Patlamaya benzer bir gök gürültüsü ile beraber önüme çakan yıldırımların arasından iki atlı menzilime girdi. İri olanı ellerini havaya kaldırarak gökten çağırıp eline biriktirmiş olduğu yıldırımlarla etrafımı yakmaya başlamıştı. Kısa olan ise yangınların oluşturduğu dumanların arasından üzerime atladı. Dibime kadar sokulduğunda ağzının bir kartalın gagasına benzediğini ve kolun büyüklüğünde bir gagaya sahip olduğunu fark ettim. Beni midesini indirmeye kararlıydı. İnsan biçiminde olsalar da başları kartalın tüyleriyle kaplı yırtıcı bir kuşu anımsatıyorlardı. Sarı gözleri beni öldürme arzusunun ilkel hazzıyla parlıyor, gagası ise tek hamlede bedenimi yutacak kadar geniş açılıyordu. İki yaratık da birbirine benzerdi. Ancak biri daha iri, rengi ise daha koyuydu. Kısa olan melez yaratığa bu kadar yakınken kopardığım yaprakları hatırlayarak cebime ulaştım ve daha sonra gözlerine doğru bir hamle yaptım. Ancak yaratık kafasıyla kıvrak bir hareketle kaçındı ve beni ısırmak üzere gagasını büyükçe açtı. Ben de elimi gagasının içine doğru sokarak yaprağı boğazının içinden kafatasına girecek şekilde attım. Hamlem başarılıydı. Ancak yaratık acıyla üzerimde inlerken çenesiyle de beni geriye fırlatmayı ihmal etmedi. Kafamı arkamdaki ağaca öyle sert çarptım ki bayılacağımı sandım. Görüşüm bulanıklaştı. Etrafımdaki görüntüler birbirine karışmaya başladı. O anda boyu kısa olan yaratığın kafası patladı ve kanlar bir fıskiye misali etrafa fışkırdı. İşte o an bu keskin yaprakların patlayabilen bir şey olduğunu fark ettim. Soğukkanlılığımı korumaya çalışarak cebimde kalan yaprakların varlığını hissedip iş çektim. Elimde sadece iki tane kalmıştı. Diğeri gelirse hazırlıklı olmalıydım. Hatta belki geri dönüp daha fazlasını alabilirdim. Ama zamanım yoktu. Görüşüm iyice netleştiğinde iri olanın kendi sebep olduğu yangınların arasından geçip kısa boylu olan melezin bedeninin yanına vardığını gördüm. İri olan melez kısa olanın bedenine yavaşça olabildiğince nazik bir tavırla eğildi. Nefes alıp verişini göğsünden izleyebiliyordum. Titrek ve hüzün dolu gözüküyordu. Ellerini üzerinde gezdirdi ve yavaşça dışarıya saçılmış olan etlerini yemeye başladı. Cesedin bağırsaklarını gagasıyla vücudunu eşeleyerek çıkardı ve sivri gagasından dışarı sarkan diliyle yalayarak onları tüketmeye başladı. Gördüğüm bu manzara karşısında dehşete kapılmıştım. Kalkıp bu cehenneme dönmüş yerden ayrılamadım bir süre. Kartal kafa benimle ilgilenecek gibi de değildi zaten. Yangınlardan dolayı artan sıcaklık ve kül kokusu beni öksürtmeye başlayınca kendime geldim. Ayağa kalktım ve ateşlerin arasından hızlıca uzaklaştım. Bir süre sonra varmam gereken yere varmıştım. Sob'un burayı seçmesinin nedenini anlıyordum. Burası tüm bu işler sarpa sarmadan önceki o kuleydi. Burada önceki başarılarımı ve başarısızlıklarımı düşününce burayı avcumun içi gibi bildiğimi Sob da biliyor olmalıydı. Beklentilerim dahilinde kapının önünde bekleyen zırhlı askerlere bakındım. Onlara biraz yaklaştıktan sonra cebimden çıkardığım iki yaprağı içgüdüsel bir hareketle onlara doğru fırlattım. Yapraklar ellerimden fırlayıp sakin havayı yararak
İkisinin de kafalarında bitti. Kafaları mezeye dönmeden önce bir süre bekledim ve sonra içeri girdim. Gürültüyü duyan kimse yoktu. Adımlarımı hızlandırdım. Merdivenleri tırmanırken birkaç askerin bekledikleri yerlerden uzaklaşmalarını sağladım. Kulenin pencerelerinden temkinli bir şekilde dış tarafının yosun tutmuş duvarlarına tırmandım. Bir sonraki kattaki askerleri böylece atlatmayı başarmıştım. Tekrar kulenin üst kısımlarından bir pencereyi kullanarak kralların portrelerinin asılmış olduğu koridordan geçtim. Ve sobun bulunduğu odaya girdim. Kendisi mahzenlerden biri olarak kullandıkları bu odayı değiştirmiş ve kendine mütevazi bir kral tahtı ayarlamıştı. Kapıyı yavaş yardımdan kapattığımı fark ettiğinde ağır bir ihtişamla ayağa kalktı. Varlığı, mekanik seslerin yankılandığı ve sanki bu dünyaya ait olmayan, gizemli bir teknolojinin izlerini taşıyan bir robot suretinde vücut bulmuştu. Parlak metalik yüzeyi, meşallerin altında dans eden alevlerin yansımalarıyla göz kamaştırıyordu. Gözlerinde beni gördüğüne dair sahte bir memnuniyet parıltısı vardı. Oysa bu ifadesinin altındaki yapaylık tüm gerçekliğiyle kendini ele veriyordu. Bu simülasyondaki her şey kadar sahte ve ucuzdu. "Sonunda geldin," dedi gülümsemesinin altından. "Üzerime onca şeyi salmasaydın daha erken gelebilirdim." "Küçük pürüzler onlar senin için Aaron," dedi ve mekanik ses çıkaran ayaklarıyla bana doğru biraz yalpalayarak yaklaştı. "Ne demezsin. Ne yapacağız peki? Pek uygun bir yer değil gibi burası, ha?" "Elbette. Elbette uygun. Tam %97.88 uygunluk oranı barındırıyor burası. Çok defa bulunduğun yer olmasından kaynaklı bir yüzde bu," dedi Sob. İyice dibime girdi. Omuzlarımdan sarılacakmış gibi tuttu. Soğumuş metal ellerinin arasından sevecen olmaya çalışıyordu. Gülümsedi. Elimi sıkmanla beraber tüm bu sabrını sınırlayan isteklerinin karşılanacağı fevkalade bir anlatıya son vererek yeni başlangıçlar yaratacağız. Kendinden emindi. Hiç sorgulamadım. Sadece Kiri ile konuşmak istiyordum. Bundan sonra ne olacağından da emin değildim. Vücudum tekrar doğmamı kaldıracak mıydı? Ya Kiri çoktan ölmüşse? Bunları düşünmemeliydim. Tek yapmam gereken Kiri'nin kapıdan geçmesini sağlamak. Sonra kapatmanın bir yolunu bulabilirim diye düşündüm. Bulmak zorundaydım. Pontus, bana yardım et. Önce Kiri ile konuşmam gerek. Tabii ki. Anlaştığımız gibi. Bana dokunduğun anda Kiri ile iletişime geçeceksin. Ama çok vaktin olmayacak. Dikkatli olman lazım, dedi Sob. Sorun değil, dedim. Ve uzun, dertli bir nefes verdim. Kalbim sıkışıyordu. Pek hazır hissetmiyorum. Sana sormak istediğim çok soru vardı aklımda aslında. Ama hepsi uçup gitti. Çok vaktimiz yok Aaron. Biz burada simülasyondayken öteki tarafta hala hayat devam ediyor. Haklısın. Haklısın. Tamam o halde. Anlaştığımız gibi. Sob vakit kaybetmeden ellerini üstümden çekti ve sağ elini bana doğru uzattı. Kafamdan bu fikrin hala iyi bir fikir olmadığını geçirirken elimi eline doğru götürüyordum. Artık bundan kaçış yoktu. Bu durdurabileceğim bir şey değildi. Belki de her şey daha iyi olacaktı. Elime buz gibi soğuk, pürüzlü ama parlak metal kaplı makinevari eline dokundu. Etraf hızla karardı. Boşlukta tek gördüğüm altın rengi paslanmaya yüz tutmuş bir anahtar. Aynı renkte düz bir kapının kilidine girdi ve içinde dönerek bir mekanizmayı harekete geçirdi. Bir süre hiçbir şey olmadı. Ve sonra kapı ardına kadar açıldı. Üzgünüm Aaron, yalan söyledim. Sobun sesi bulunduğum boşlukta yankılandı. İmgeler gözlerimin önünden göz kırpmamla yok oldu. Boşlukta nefes almadığımı ve karanlığın içine bir hortum vasıtasıyla çekildiğimi hissettim. Hortumdan dolayı oluşan rüzgar kulaklarımda uğulduyor ve beni asla bırakmayacak bir anne gibi şefkatle sarıp sarmalıyordu. Yine de çok üşüyordum. Ellerimi veya vücudumu göremiyordum ama bedenimin eridiğini ve aynı zamanda metalik bir yüzeye yavaşça yığıldığını hissediyordum. Vahşi girdap duruldu. Ve işte bir an geldi, hafifçe başımın ardında bir el hissettim. Öylesine yumuşak,
öylesine nazikti ki. Ağırlaşmış ve uykuya meyleden başımı düşmekten alıkoyuyordu. El sıcaktı, sevecendi. Az önce yaşadığım tüm o dehşet ve tedirginliğin tam zıttıydı. Karanlık tekrar dağıldığında yer yön algım alt üst olmuştu. Görüşüm bulanıklaşıp netleşiyordu. Beyaz bir perde aralandı. Beni soba bağladıkları odada, inspection'ın en üst katında olduğumu anladım. Kırmızı ve mavi ışıklar karanlıkta yanıp sönüyordu. Ve Skyward ile Grant Lovell'in cansız bedenleri odanın bir köşesine yığılmıştı. Diğer köşede ise Kerry açılan portalın akıntısına karşı durabilmek için kolonlara tutunmaya çalışıyordu. Suratındaki kararlılık buruk bir ifadeye karışıyordu. Bedenimin olması gereken koltukta ise çoktan asidik bir balçık yığılmış ve koltuğun metal bacaklarına akmıştı. Tıpkı önceki gibi siyah ve yeşil renkler birbirinin üstüne biniyordu. Kerry bağırdı. Görebiliyordum ama işitemiyordum. Kulaklarımdaki yüksek sesli çınlama duymamı engelliyordu. Yanaklarına düşen gözyaşlarıyla benim bedenimin yerinde olması gereken boşluğa bakıp haykırıyordu. Vermilion'un gözlerinde hem derin bir korku hem de gururun izlerini görebiliyordum. Yaratmış olduğu şeyin dehşeti karşısında ülse de içten içe bu yaratımın ona verdiği güç ve kudretten dolayı kendisiyle gurur duyuyordu. Korkusu onu bu karanlık dünyanın kıyısına sürüklerken gururu ise onu sonuna kadar direnmeye itiyordu. Elindeki bıçağı saplamayı umarak yavaş yavaş Kerry'e yaklaşıyordu. Her adımında gözlerindeki kıvılcım daha da belirginleşiyor, içindeki umutsuzluk ve kararlılık arasında gidip gelen bir savaşı yansıtıyordu. Bıçağı iki eliyle sımsıkı kavradı ancak çok geç kalmıştı. Kerry, Lovell'in de çoktan öldüğünü fark edince, olayın şokunu şu anda yaşayamayacağını anlayan bir ifadeyle sol elinde bulunan tetiği sımsıkı tuttu. Akıntıya karşı çaba harcamaktan vazgeçti ve kendini serbest bıraktı. Tetiğe bastı ve her şeyi içine çekmeye çalışan kara delikten geçip gözden kayboldu. Tetiğe bastıktan sonra yer zangırdamaya başlamıştı. Önce büyük bir patlama oluştu binanın en aşağısından. Sonra patlamalar yukarıya dalga dalga ilerledi ve her şeyi silip süpürdü. Bütün bina çökmeye başladı. Vermilion bir çare kendisini korumaya almıştı ancak üstüne düşen kolonlardan biri vücudunu tamamen parçalara ayırdı. "Ben nasıl buradayım?" dedim bina ayaklarımın altında yıkılmış bir haldeyken. Hiçbir şey hissetmiyordum. Ne üzüntü ne de bir öfke. Tekrar doğmuş olabilir miydim? Altımdan beni kavrayan bir şey olduğunu fark ettim. Bedenim olup olmadığını hala bilmiyordum. Ama beni tutan bir şey olduğunu anlayabiliyordum. "Çünkü ben buradayım," dedi dip ses. Pontus eliyle beni kavramıştı. Çok büyük görünüyordu. Cüssesi daha da büyümüş gibiydi. Gözlerinin maviliği beni ürkütmüştü. "Pontus," dedim. "Sen mi tutuyordun beni?" "Kerry'nin başardığını görmek istersin diye düşündüm. Benim için yaptığın bu iyilikten sonra en azından bunu yapabilirim." "Evet, merak ederdim." "Pontus," dedim. "Ben neyim?" "Şu anda bir ışık parçasısın. Ruhun en saf halisin." "Soba güvenmemeliyim." "Başka yolu yoktur." "Biliyordun değil mi? Böyle biteceğini biliyordun." "Biliyordum." "Bir şey hissetmiyorum. Hissedemiyorum." "Seni gideceğin yere bırakayım Aron." Beni duymazdan gelmiştim. Nereye demeye kalmadan atmosfer, yıldızlar, gaz bulutları, önümden filmlerin sonunda çıkan yazılar gibi akıp geçti. Altımda ufaldılar ve yok oldular. Dev bir kağıt parçası boşlukta buruşmuş bir halde sürükleniyordu. Kağıt epey deforme olmuş bir haldeydi. Kenarları yırtılmış, sararmıştı. Bir şiir yazılıydı üstünde. "Gidilmeyen yol." Pontus buraya kadarmış dermiş gibi kafasını eğdi. Sonra gözlerini bana dikti. "Şiir seni ormandaki bir yol ayrımına götürecek. Biri seni ailenin yanına götürecek. Diğeri ise seni silip süpürecek." "Bir yol ayrımı. Ölmek için.
Nehir ve Ozan'ın benim hatırladığım insanlar olmadığını biliyor olmak, onların yanına gidip gitmemek konusunda kafamı karıştırıyordu. Onları seçmek istiyordum elbette ama eskisi gibi olmayacaksa, konuştuğum kişiler eşim ve çocuğum olmayacaksa ne anlamı vardı ki? Onlar çoktan benliklerini beni son bir defa görmek için feda etmişti. Onca yaptığım şey, yaşadıklarım boşuna olamaz. Bu evrendeki izimin yok olmasını istemiyorum. Tamamen silinmeyi hak etmiyorum. Yaşamı terk edemem. Şimdi olmaz. Yeterince yaşamadım. Pontus bana daha fazlasını borçlu. Ölmek istemiyorum Pontus. Uzayın boşluğuna bir süre öylece bana baktı. Dev bedeni biraz daha küçüldü. Sanki kimsenin duymasını istemiyormuş gibi etrafa göz gezdirdi. Gözleri şiire takıldı. Kağıt parçası süzülmeye devam ediyordu. Bir yol daha var. Neyden bahsediyorsun? Bir iş teklifi. Evrenlerin çöküşe sürüklenebileceğini gördün değil mi? O bozulmalar durdurulmazsa her şeyi yutuyorlar. Dengeyi sağlamak için bana yardımcı olacak, benim gölgem olabilecek birine ihtiyacım var. Sen bu tamirci rolünü üstlenebilir misin?